Selçuk Geçer konut fiyatlarındaki artışın gerçek nedenini açıkladı. Bomba iddia bilerek. Medyatava TV gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan ünlü ekonomist Selçuk Geçer önemli açıklamalar yaptı. Dolar ve altının gidişatını değerlendiren Geçer aynı zamanda önüne geçilemeyen ev krizi içinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu büyük krizin nedenlerini açıkladı ve uyardı. Medyatava TV gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan ünlü ekonomist Selçuk Geçer piyasa hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sular durulmayan piyasada gitgide artan hayat pahalılığı önüne geçilmez bir hal alırken konut fiyatlarındaki fahiş artış ise yeni bir barınma krizi doğuruyor. Dolar ve altının gidişatını değerlendiren geçer aynı zamanda önüne geçilemeyen ev krizi içinde önemli değerlendirmelerde bulundu bu büyük krizin nedenlerini açıkladı ve uyardı. Artış devam ederse vatandaşın bunu kaldıramayacağını belirten Geçer, kur korumalı mevduatın emlak sektörüne olan negatif etkilerini de hatırlattı. Dolar 30 lira Medyatava TV gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuruyla ilgili de çok önemli açıklamalar yaptı. Dolar ve altının gidişatını değerlendiren geçer aynı zamanda önüne geçilemeyen ev krizi içinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Medyatava TV gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar ve altının gidişatını masaya yatırdı. Yakın vadede ve yıl sonunda doların geleceği nokta hakkında tahminlerini paylaşan Selçuk Geçer altın hakkında da görüşlerini paylaştı önüne geçilemeyen enflasyonun en çok hissedildiği alan şüphesiz emlak sektörü oldu. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki davaların artış gösterdiğini belirten Selçuk her iki tarafında kendi açısından haklı olduğunu ancak bu büyük krizin önüne geçilemezse darpların veya yağmalamaların başlayacağını da bildirdi. Selçuk dolarla ilgili tahminlerini paylaşırken 21 Aralık'ta yaşanan sürece benzer bir durum olup olmayacağını da açıkladı. Dolarda yükseliş ihtimaline ek olarak kırılma yaşanma olasılığının da altını çizdi. İşte o açıklama. Bakan Kurum'dan flash açıklama gelmişti. Düzenleme yolda. Şehre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar dedi. Kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören'de şişe konutları temel atma törenine katıldı. Törenin ardından bakan kurum basın mensuplarının sorularını yanıtladı. FİA ve ev fiyatlarındaki artışla ilgili yöneltilen soruya kurum, hep esnafımızın, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini yaptık bitirdik. 1 milyon 130 bin rakamına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir sosyal konut projesini müjdeleyecek. Aydat öder gibi kiranın da altında bedel ve taksitlerle vatandaşlarımız ev almaya devam edecek. Pandemi süreci ile birlikte gerek konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakinen takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız dedi. Artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine Bakan Kurum, fırsatçılığa müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı. Bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Haisi artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor diye konuştu. Selçuk Geçer'den dikkat çeken yorum. Dolar, altın ve konut krizini değerlendirdi. Ekonomist Selçuk Geçer, döviz ve altında yaşananları, konut kriziyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Medyatava TV gündem programında Ceylin Çağatay'a konuk olan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ekonomideki gidişatı yorumladı. Dolar, altın ve konut piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuk Geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin konut finansman paketi açıklandıktan sonra 65 bin kişinin fiyat artışı yaptığını açıklamasını da eleştirerek şu ifadeleri kullandı. Konut piyasasının durumu ne olur? Bankacılık sistemi ne olur? Pek çok konut sahibi, araç sahibi, arsa sahibi bunu görüp takır takır ev satmaya kalkarsa konut piyasasının durumu ne olur? Bankacılık sistemi ne olur? Siz sanıyor musunuz bunlar konuşulmadı? İddia ediyorum bunlar konuşuldu. Konut sektörüne fiyat olarak vereceği zarar nedeniyle, çünkü işlerine gelmiyor, büyük ihtimalle vazgeçildi doları düşürdüğü kadar konutu da düşürür. Hatta konutu daha fazla düşürür, darmadağın eder. Keşke yapsalar. 1 artı 1 evin fiyatı 5 milyon liraya gelmiş durumda. Bu bir rezillik haline geldi artık. Konut sektöründeki hikaye rezillik haline geldi. Bir inşaat firması, bölgesi Ataşehir tasarruf mevduat sigorta fonunun kontrolünde ve onun tamamen bir anlamda ağırlığını koyduğu bir ortamda ev satıyor. 1 artı 1 evin fiyatı 5 milyon liraya gelmiş durumda. Sayın Nebati manipülatör arıyor ya da fırsatçı arıyor. Devletin ta kendisi yapıyor bunu. Ki evlerine gidiyorsunuz 5 milyonlar 10 milyonlar havalarda uçuşuyor. Selçuk geçer, ev sahibi de haklı kiracı da haklı. Siz tüm piyasa yükseldiği için kendi ev fiyatını korumaya çalışan insanı suçlarken, Sayın Nebati 65 bin kişi suçlu derken, kendi kamu kurumunun firması bir artı bir evi siz bu koşullarda bu fiyatlarda ev satıyorsunuz. Sen bunu yaparsan herkes yapar. Ev sahibiysen ben de yükseltirim ev fiyatını. Piyasayı bozan kim diye baktığınızda, size söylüyorum piyasayı bozanları. Ev sahibi de haklı, kiracı da haklı piyasa regüle edileceğine fiyatlar daha da şişiriliyor. Bunun bir sonraki aşaması, darplar başlayacak, kavgalar başlayacak, insanlar birbirine girecek. Adam diyecek ki sen 10 yıllık kiracısın, çık evi boşalt diyecek. Ya da artık piyasa koşullarına göre ben kiranı belirleyeceğim diyecek. 3 lira olan kirayı 10 bin lira yapacak. 1000 lira olan kirayı 5000 lira yapacak ama adamın geliri 4250 lira. Nasıl ödeyecek o adam kirasını? Bunun adı barınma krizidir. Dünyanın tüm gelişmiş ülkeleri bu tür durumlara müdahale ederler ve regüle kurumları vardır. Kimdir bu? Tokidir emlak konuttur hatta TMSF'dir. Ama biz dönüp bakıyoruz Toki piyasayı regüle edeceğine piyasa fiyatlarını artırıyor, şişiriyor daha da ulaşılmaz hale getiriyor.